Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı ne olurdu? Amerika olmasaydı bir kere İkinci Dünya Savaşı kazanılamazdı. Gayet basit. Jedediah Smith diye bir adam var. Muazzam bir adam. Yani ben onun yaptıklarını okudukça hayran kalıyorum. Adam bir çöl olan büyük havzayı geçiyor, ta Pasifik sınırına gidiyor, oradan geri geliyor. Gidiyor Leo Szilard, Albert diyor şunu imzala. Einstein bakıyor, silah yapılması için bir teklif. Ben bunu imzalamam diyor. Onun üzerine Leo Szilard diyor ki bak Albert diyor. Unutma diyor, arkadaşların yarısı orada kaldı. Lafa bak. Avrupa yanlış yıkılmış. Almanya neredeyse ortadan kalkmış. İngiltere çok ağır bir depresyonda. Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde hızla batıya doğru büyüyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünyadaki bugün süper güç Amerika. Gerçi bir tartışma da var. İşte Çin olacak deniyor. Rusya da fena süper güç deniyor. Ama baktığınız zaman herkesin üstünde ortak mütabakata vardığı konu Amerika'nın süper güç olduğu. Her yere salça oluyor. İşte Irak'a geliyor. Suriye'de olmaya çalışıyor. Katar'da üssü var. Burada var falan. Biz de bugün bu bölümde bunu konuşalım istedik. Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı, bugün hayatımızda olan Amerika dünyanın hayatında olmasaydı ne olurdu? Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı onun kapladığı Doğu Amerika, yani İngiltere'nin 13 sömürgesi. Onlar öyle kalabilirlerdi veya İngiltere daha batıya doğru da genişlerdi. Yalnız unutmayın, Louisiana satışı denen bir olay vardı. Orada millet hep zanneder ki bugünkü Louisiana eyaleti. Hayır. Bu Meksika körfezinden Kanada sınırına kadar uzar. Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin üçte birini kaplayan devasa bir alan. Napolyon'la bir anlaşma yapılıyor. Napolyon Avrupa'daki savaşlarını finanse edebilmek için bunu Amerika'ya satıyor. Louisiana satışı nedir? Louisiana satışı bugünkü Meksika körfezinden Kanada sınırına kadar uzanan ve Amerika'nın aşağı yukarı üçte birini kaplayan muazzam bir alan. Napolyon bundan kurtulmak istiyor. Getirisi yok Napolyon'a göre ve bunu sattığı takdirde Avrupa'daki savaşlarını finanse edebilecek. Thomas Jefferson'la anlaşıyorlar, bunu satıyor Napolyon. Jefferson'a mı satıyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne satıyor. O zaman Jefferson Cumhurbaşkanı. Daha önce Amerikalıların adamları ufak ufak batıyı kolaçan etmeye başlıyorlar. Ne var ne yok diye. İngilizler bu işi yapmışlar Kanada'da. Ve Kanada'nın o zaman en büyük getirisi kürk. Susamurları bilmem neler falan filan bunların kürk. Bu kürk avcılarının Amerika'nın batısının haritalanmasına çok büyük katkıları vardır. Mesela bundan sonra Jedediah Smith diye bir adam var. Bu adam haritacılığın Mozart'ı diyeyim. Çok genç yaşında da Apache'ler öldürmüşler bir su almaya giderken. Muazzam bir adam. Yani ben onun yaptıklarını okudukça hayran kalıyorum. Adam bir çöl olan büyük havzayı geçiyor, ta Pasifik sınırına gidiyor, oradan geri geliyor. Bunun raporlarını veriyor, gözlemlerini anlatıyor. Ama bunun yanında başkaları da var tabii, batıyı kolaçan eden adamlar arasında. Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde hızla batıya doğru büyüyor. Batıda kimler var? Washington'da İngilizler var. Oregon yerlilerin elinde. Fakat onun güneyinde Kaliforniya Meksika'ya ait. New Mexico Meksika'ya ait. Arizona, Colorado falan bura hepsi Meksika'ya ait o zaman. 1845'te savaş çıkıyor Amerikalılarla Meksikalılar arasında. Çünkü Kaliforniya bağımsız olmak istiyor. Meksikalılardan bıkmışlar. Ve mesela Santa Fe'yi General Armijo tek kurşun atmadan teslim etmiş bir Amerikan alayına. Dolayısıyla Amerikalılar bir taraftan da biliyorlar bunu kolay olur bunu yutmak diye. Amerika demek ki 1845'ten itibaren bir okyanustan öteki okyanusa uzanan bir devlet haline alıyor. Fakat batısı bilinmiyor. Dolayısıyla Kongre diyor ki bu batıyı öğrenmemiz lazım. Mesela Fremont gibi adamlar gönderiliyor. Fremont'un da kılavuzu, yani hepiniz eminim duymuşsunuzdur, meşhur Kit Carson. Kit Carson Fremont hakkında çok güzel şeyler söylüyor. Bu adam muazzam bir adamdı diyor. Çok genç yaşında gönderiliyor Fremont. Cumhuriyetçi Parti'den kölelik karşıtı Cumhurbaşkanı adayı oluyor ama seçilemiyor. Fremont'un Amerika'nın batısında yaptığı 3 tane önemli keşif gezisi vardır. Bu önemli keşif gezileri nedeniyle Alexander von Humboldt Prusya Kralı'na diyor ki bu diyor çok iyi bir olan, müthiş bir adam. Buna diyor bir altın madalya vermeye ne dersiniz Haşmet Mehap diyor. Kral da verelim gitsin diyor. Ondan sonra Karl Ritter, Humboldt'un arkadaşı, yani modern coğrafyayı kuran iki büyük isimden biridir Karl Ritter. O da Alman Coğrafya Cemiyeti'ne şeref üyesi seçtiriyor Fremont'u. Şimdi bunu niye anlattım? Amerika
birdenbire çok büyüyor. Şimdi İngilizler bunu böyle yaparlar mıydı? Yapabilirlerdi. Mesela Avustralya'da yaptılar. Değil mi? Avustralya'da önce doğusuna çıktılar. Sonra bütün kıtayı işgal ettiler. Güney Afrika'da yapmadılar. Güney Afrika'da işgal ettikleri yerler eski Hollanda kolonileriydi. Onu işgal ettiler. Onun dışında başka bir yerlere pek fazla uzanmadılar. Aslında koloniler kurdular. Mesela bugünkü Zimbabwe dediğimiz yer eski Rwanda'dır. Onun kuzeyinde Tanzanya Alman kolonisiydi. Onun kuzeyindeki Kenya İngiliz kolonisiydi. Kenya'nın kuzeyine gittiğimiz Sudan İngiliz kolonisiydi. Onun kuzeyindeki Mısır göya Osmanlı'nındı ama İngiliz yönetimindeydi. Ve İngilizler biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda birliklerini önce Mısır'a getirdiler, Mısır'dan sevk ettiler. Yani güya bizim toprağımızdan bize karşı birlik sevk etti. Şimdi İngiltere bunu yapar mıydı? İngiltere büyük bir ihtimalle bunu yapardı. Çünkü İngiltere'de bir kere çok akıllı adamlar var. Yani ben eminim Royal Society diyecekti ki ya bu kolonilerden batıya doğru gidelim. Bakalım ne imkanlar var. Yani suyu, madeni, taşı, toprağı neyin nesidir burası? Eminim incelerlerdi. Ve belki de bu altına hücum daha erken bile cereyan edebilirdi. Amerika olmasaydı bugünkü haritaya baktığınızda, dünyaya baktığınız zaman ne olmazdı? Valla Amerika olmasaydı bir kere İkinci Dünya Savaşı kazanılamazdı. Gayet basit. Churchill'in büyük marifeti Amerika Birleşik Devletleri'ni o savaşa ikna etmiş olmasıdır. Hatta rivayet edilir ki Pearl Harbor baskını aslında Churchill ve Roosevelt tarafından biliniyordu. Oo. Ve onun için bütün Amerikan tayyare gemileri Pearl Harbor'dan uzaklaştırılmıştı. Olan kalanlar olmuş. Evet, evet. Yani onu gözden çıkarmışlar. Ama İkinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinin sebebi Hitler'in Rusya'ya gitmesi değil ama mi? Ama Rusya dayanamazdı. Amerika'nın inanılmaz desteği yani Mareşal Voroshilov Moskova'nın önünde Schneider toplarını tekerlek tekerleğe dizmiş. Çünkü İran üzerinden muazzam sevkiyat olmuştur Rusya'ya. Yani Rusya'nın direnme gücü hiç yoktu Almanlara karşı. Bu Amerika'nın muazzam desteği Rusya'yı ayakta tuttu. Zaten Amerika'nın süper güç olması da miladı da 2. Dünya Savaşı galiba tabii, değil mi? Tabii. Çünkü Avrupa yanmış yıkılmış. Almanya neredeyse ortadan kalkmış. İngiltere çok ağır bir depresyonda. Yani benim hocam John Dewey diyor ki 1950'lere kadar biz diyor vesikayla yemek yiyorduk. 50'lere. Evet. 5 senesi daha var yani. Evet düşün. Yani muazzam bir çöküntü. Fransa zaten o zamandan beri belini toplayamadı. Yani Almanlar bir tokat attılar, devirdiler Fransa'yı. Orada Amerika şeye bastırıyor değil mi? Bu askeri sanayi kompleks denilen şeye bastırıyor. Tabii. Oradan çıkışı yakalıyor. Silah üretim. Muazzam miktarda silah. Şimdi mesela Nazi Almanyası müttefiklerden minimum 50 sene ileride. Minimum. Yani Nazilerin Königstiger tankları, öteki tarafta Amerikalıların Sherman tankları var. Ben onlarla savaşmış bir adamı History Channel'da dinlediydim. Adam diyor ki, biz diyor 300 metreden ateş ediyorduk Königstiger tankına diyor. Bizim mermi sekiyordu diyor. Onlar diyor 1,5 kilometreden bize atıyorlardı diyor. Mermi içimizden geçip gidiyordu diyor. Jet tayyareleri vardı Almanların. Luftwaffe mı diyorlar o meşhur? Luftwaffe hava kuvvetleri. Evet o hava kuvvetleri. Luftwaffe hava kuvvetleri. Ya o dönemin en iyilerinden değil mi? Yani teknik olarak. Teknik olarak en üstteki. Göring miydi? Hermann Göring. Hava kuvvetleri komutanı. Reichsmarschall. Yani Alman ordusunun en yüksek rütbeli adamı. Evet. Yani Feldmarschall'lar var bir sürü ama bu Reichsmarschall. Bayağı bir aslına bakarsanız bir askeri bir devrim yapıyor değil mi Naziler o dönem içerisinde? Evet evet muazzam o, ya. Yıldırım orduları tankları. Blitzkrieg o bir taktiktir. O bir taktiktir. Bu taktiğin de en önemli aletleri mesela bunu Polonya'da gördük değil mi? Tank birlikleri. Piyadeyi koruyor. Onlar önden gidiyorlar. Tank birliklerinin de önünde Stuka'lar gidiyor. Stuka, Sturzkämpfer demek. Yani dalarak savaşan, alttaki birlikleri tarayan. Ve Stuka'ların tekerleklerinde sirenler var. Sen düşünebiliyor musun? Bir Stuka filosunun senin üzerine daldığını, çünkü makinalı tüfekler çalışıyor ve siren sesleri duyuyorsun. İnsan inanılmaz asabını bozar. Burada Amerika süper güç olmaya başlıyor. Şimdi Amerika'nın süper güç olmasının sebebi iki tane. Bir, savaştan önce ve sonra Almanya'dan ve İtalya'dan bir sürü hakikaten çok iyi bilim adamı
Amerika'ya gidiyor. Mesela atom bombasını yapanların başında kim duruyor? Müdür olarak Oppenheimer duruyor. Amerikalı ama doktorasını Göttingen'de yapmış. Fakat esas bombayı yapanların başında Hans Bethe var. Yani unutmayın, atom bombasının yapılması için Roosevelt'i ikna etmeye çalışıyorlar bunlar. Çünkü diyorlar Allah muhafaza Hitler de yapabilir bunu. Leo Szilard eline mektubu alıyor. Roosevelt'e hitaben yazılmış Einstein tarafından. İşte atom bombası çalışmalarının başlatılması. Çünkü diyor Çekoslovakya'dan diyor dikkat edin diyor uranyum ihracatı durduruldu diyor. Einstein Long Island'daki kulübesinde yelkencilik yapıyor. Gidiyor Leo Szilard. Albert diyor şunu imzala. Einstein bakıyor silah yapılması için bir teklif. Ben bunu imzalamam diyor. Onun üzerine Leo Szilard diyor ki bak Albert diyor. Unutma diyor arkadaşların yarısı orada kaldı diyor. Lafa bak. Arkadaşların yarısı orada kaldı diyor. Almanlar ilk defa Amerika'ya Großprojekt kavramını öğretiyorlar. Büyük proje. Şimdi o zamana kadar üniversiteler kendi şeyleriyle kavruluyorlar, yağlarıyla. İşte ufak tefek hükümetin muhtelif organlarından destek alıyorlar falan ama küçük çapta bunlar. Almanlar diyorlar ki bu iş böyle olmaz. Bize diyorlar çok büyük çapta hükümet desteği lazım falan. Onun üzerine işte bu National Science Foundation falan gibi kurumlar kurularak muazzam miktarda hükümet parası üniversitelere akıyor. Bir de Almanlar diyorlar ki bakın diyorlar üniversite dediğin yer öncelikli olarak araştırmanın yapıldığı ve bu araştırma ürünlerinin çocuklara öğretildiği ve o çocuklar arasından araştırmacı yetiştirmek için kurulmuş kurumlardır diyorlar. O çocuklar arasında çok iyi yetişmişler, sanayiye gider, oraya gider, buraya gider. Ama bize araştırmacı da lazım. Bu tabii biliyorsunuz Wilhelm von Humboldt'un ta 19. yüzyıl başında. Onun için Alman üniversiteleri o kadar güçlüdür. Yani Forschung und Lehre, araştırma ve eğitim. Bunu öğretiyorlar Amerikalılara, Almanlar. Großprojekt kavramını götürüyorlar, bir de tabii kendilerini götürüyorlar. Bunlar müthiş adamlar. Bilim de kopuyor Amerika'da böylece. Yani müthiş. Ya düşün Enrico Fermi gidiyor Chicago Üniversitesi'ne. Değil mi? Hans Bethe gidiyor Cornell'e. Muazzam adamlar bunlar. Yani Amerika olmasaydı İkinci Dünya Savaşı kaybedilirdi. Almanlar kazanırdı. Almanlar zaten bilim yapan adamlar. Çok daha büyük çapta yapacaklar. Bilimin merkezi Avrupa olurdu bu sefer. Avrupa olurdu. Amerika yerine. Tabii. Avrupa olurdu. Muazzam bir... Çünkü yani Almanların İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığı sıçrama inanılmazdır ya. Adam roket yapıyor ya. Yani biliyorsunuz Amerikalılar Operation Paperclip diye bir projeyle başına da Theodor von Karman'ı koyuyorlar. Theodor von Karman kimdir? Avusturya Macaristan vatandaşı bir Macardır. Türkiye'ye de gelmiştir Theodor von Karman. Theodor von Karman'ı koyuyorlar. Theodor von Karman'ın görevi şu. Bütün roket bilimcileri ve roket işçileri bunları toplayıp Amerika'ya götürmek. İşte Wernher von Braun falan gibi adamlar Amerika'ya gidiyorlar. Şimdi Amerikalılar Wernher von Braun öldükten sonra keşfettiler ki Wernher von Braun köle işçi kullanıyormuş. Savaş esirlerinde. Bilmiyor muydunuz siz bunu? Bal gibi biliyorlardı. Ama Wernher von Braun'u Ay'a gittikleri zaman neredeyse milli kahraman ilan edeceklerdi. Hocam Amerika olmasaydı ne olurdu başlığında konuşulması gereken bir şey de muhtemelen bizim de içinde bir kısmımızın bulunduğu Orta Doğu ve Arap Yarımadası'nın alt tarafı, işte bütün o coğrafya. Bir araştırmaya göre mesela son Oğul Bush'un sebep olduğu bu ikinci Körfez Savaşı'nda 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetmiş. Hiç şaşırmam. Amerika'nın bölgede işte 1970'ler, 80'ler, 90'larda estirdiği kendi istihbarat birimi aracılığıyla terör 10 milyona yakın sivilin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hiç şaşırmam. Dolayısıyla Amerika olmasaydı belki biraz daha huzurlu bir... Yok zannetmiyorum. Öyle mi? Zannetmiyorum. Yani orada petrolün bulunması, Amerika'da olmasa Almanlar gelecekti. Onlar olmasa İngilizler gelecekti. Onlar olmasa İngilizler gelecekti. Size göre en entelektüel Amerikan başkanı kimdir mesela? Jefferson hiç tartışmasız. Roosevelt için de fena adam değildir derler ama. Roosevelt akıllı bir adamdı ama entelektüel yani. Jefferson'ın yanında devede kulak olmaz abi yani hiç mümkün değil. Ama bir toplumun geldiği noktaya bakın hocam. Yani Jefferson'dan Trump'a. Ben hiç unutmuyorum Amerikalılar Bağdat Müzesi'ni yağmaladıkları zaman... Ben ağır bir makale yayınladıydım Cumhuriyet'te. O zamanki Amerikan elçisi, o zaman da Kemal Gürüz YÖK Başkanı. Amerikan elçisi Kemal'e gitmiş demiş ben ne yapayım şimdi? Hani böyle prominent Türk bilim adamı demediğini bırakmadı bize. Kemal demiş ki vallahi hiçbir şey yapma sen bir Celal'i davet et. İsmini hatırlıyor musunuz? Şimdi hatırlayamadım. Robertson falan gibi bir şey. Gittik neyse konuştuk falan. Tam çıkarken beni yolcu ediyor.
kapıda devasa bir Amerikan bayrağı duruyor. Dedim ki Your Excellency dedim. Dünya sizden bir tek şey istiyor. Kurucu babalarınıza, the founding fathers, kurucu babalarınıza saygılı olun. Onların gösterdiği yoldan ayrılmayın. Anladığımı bilmiyorum ama ben bunu söyledim çıktım. Geçen şeye denk geldim hocam ben. Bu ABC'de şey yapıyorlar, sokak röportajı yapıyorlar bayağı bildiğiniz bizimki gibi. Sokaktaki insanlara böyle gayet genel kültür soruları soruyorlar. Mesela İran nerededir? İşte bilmez. Ahmedi Necat kimdir? Tabii bir an ya, Ahmedi Necat'ı hiç duymamıştır da. Hiçbiri bilmiyor. Yani bizim hani sokakta sorduğumuzda diyoruz ya, ya biz niye bu kadar bir şey bilmeyen bir ülkeyiz? Amerika bizden beter. Aynı seviyedeyiz. Aynı seviyedeyiz. Özgürlük konusu da biraz öyle sanırım. Ben özgürlük heykelini hep Amerikalılar kendileri yaptı sanıyorum. Hayır efendim. Fransızların hegesi 1886 yılında böyle sandıklara koyup özgürlük heykelini göndermişler. Tabii onun altındaki granit de İsviçre'den gitmiştir. Amerika'da granit yokmuş gibi. İsviçre'de bir eratik blok, yani buzulların getirdiği bir bloktan sökülüp götürülmüş o. Özgürlük falan özgürlük hocam. Heykeli. Tamamen Amerikan tipi özgürlük. İşine gelen özgürlük. Tabii yani. Ya. Geçen şeyde kafalarına göre Twitter hesabını kapattılar Amerikan başkanının yani. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın İngiltere'de böyle. İngiltere'de işine geldiği gibi savaşır. Yalnız İngilizler Amerikalılardan farklı olarak çok daha kültürlü adam. Onlar çok daha güzel kılıfına uyduruyorlar. Ama mesela unutmayın, biz savaşta olmadığımız halde bizim parasını ödeyip ısmarladığımız iki tane muhribi bize teslim etmedi İngiltere. Bir şeyi hatırlattı mı size? Hatırlatmaz mı? F-35'lerin parasını verdik, hava aldık. F-16 da alamıyoruz şimdi. Hiçbir şey alamıyoruz. Amerika olmasaydı bugünkü dünya üzerinde siz Orta Doğu'nun aslında hala o kadar huzurlu bir yer olup olmayacağıyla ilgili şey olmadınız. Bu kadar zenginliğin olduğu yerler genellikle huzurlu olmaz. Hele ilkel insanların elindeyse. Çünkü daha gelişmiş insanlar gelir alır onları oradan. Ve yani ya iyilikle ya kötülükle ya konuşarak ya pataklayarak alırlar elinden onları. Efendim bugün biraz güncel bir konuya temas ettik. Benim de kalbime yakın bir konu çünkü konuştuğumuz kültürleri yakından tanıyan birisiyim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kafa TV'ye hep birlikte teşekkür edelim. Sağ olun, var olun.